İyi günler arkadaşlar. 4 adımda fizik öğreneceğiz. Feynman tekniğiyle. Şimdi arkadaşlar, bu fiziği öğrenebilmemiz için birinci adımımız öğrenmek istediğimiz konuyu belirliyoruz. Peki bu kavram ve anahtar kelimeleri biz nereden seçiyoruz? Redat'tan seçiyoruz. Orada kavram ve anahtar kelimeler vardır. İkinci adımda konu ile ilgili formül ve yorumları yapabilmemiz gerekiyor. Formülü bileceğiz ve formül yorumunu yaparken doğru orantı ve ters orantı mantığını yakalamalıyız. Üçüncü adımda konu ile ilgili soruları basite indirerek anlamak ve çözebilmek. Mantığını anladığımız zaman her türlü soruyu arkadaşlar biz çözebiliyoruz. Dördüncü adımda da konu ile ilgili ödev soruları tekrar çözüp mantığını anlayıp diğer bir arkadaşımıza anlatabildiğimiz zaman bu konu oturmuştur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci adımımız tork. Burada bilmemiz gerekenler, torkun yönünü belirlemek için sağ el kuralı kullanılır arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Burada sağ el kuralımız şöyle çalışıyor. 4 tane parmak kıvrımları, 4 parmak kıvrımları kuvvetin yönünü gösterir. Baş parmak torkun yönünü gösterir. Avuç içi de arkadaşlar dönme noktasını göstermek zorundadır. Tork ile ilgili hesaplamalar yapmayı bilmemiz gerekiyor burada. Bir formülü var. O formülü kullanarak hesaplamaları yapmalıyız. Çünkü hesaplama soruluyor bize arkadaşlar. Bir de denge şartlarını bilmek zorundayız. Bir torkla ilgili işlemler yaparken bir sistem dengede ise torkun sıfır olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim torkun formülü. Tek bir formülü var arkadaşlar. Şu işaret torku tanımlıyor bize. Tork. Tork nedir derseniz dönme demektir arkadaşlar. Bu F uygulanan kuvveti tanımlıyor. D de dönme noktasında olan uzaklık arkadaşlar. Olayımız budur. Bütün olay budur. Buradaki doğru orantı ters orantı olayını çok iyi bilmek zorundasınız. Bakın kuvvet arttıkça torkunuz artar. Aralarında nasıl bir orantı var arkadaşlar? Doğru orantı var. Peki uzaklık arttıkça tork ne olur? O da artar. Aralarında ne vardır? Doğru orantı vardır. Yorum sorularında bu tekniği kullanmamız gerekiyor. Ona dikkat ettiğimiz zaman rahatlıkla çözebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelin bu formülü 3. adımda şu şekilde gösteriliyor. Eskiden biz buna moment diyorduk. Şimdi tork olarak adı değişti. Peki biz torku nasıl hesaplayacağız? Formülü nedir? Torkun formülü arkadaşlar, uygulanan kuvvet çarpı kuvvetin dönme noktası olan uzaklığı ve kuvvetin cisimle yaptığı açının sinüsünü alacaksınız. Ve unutmayın, tork bir vektörel büyüklüktür. Sonuçta kuvvet de bir vektörel büyüklük olduğu için dolayısıyla ne oldu? Tork da bir vektörel büyüklük oldu. Yani burada demek istediğimiz şu. Elimizde bir çubuğumuz olsun. Bunu bir duvara bağlayalım arkadaşlar. Dikkat edin. Bir duvara bağlı olsun menteşeyle. Bakın şimdi buradan ben bir kuvvet uyguladım. Bu kuvvetin çubukla yaptığı açı dediğimiz burası. İşte buranın açısını alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki açıyı alacaksınız. Yani bütün olayımız neymiş? Kuvvet ve aradaki uzaklık. Şu açı sizin sinüsünüzü belirleyecektir. Peki torkta yön de önemli mi arkadaşlar? Evet, torkta yön çok önemli. Nasıl bulacaksınız onu? Bakın onu şeklinde şöyle belirleyin örnek olarak. Yine bir çubuğumuzu belirleyelim. Bir menteşe aracılığıyla tutturdum. Ve şuradan da bir F kuvveti verdik. İşte burası nedir? Alfadır, unutmayın. Şimdi arkadaşlar torkun yönü nedir diye sorulduğu zaman yapacağınız olayı söylüyorum size. Çok önemli. Çıkma olasılığı çok yüksek olan bir mantık şu anda. Olayımız şu arkadaşlar. Dikkat edin. Avucumuzun içi dönme noktasını gösterecek. Bakın burada dönme noktası nedir arkadaşlar? Menteşelerin olduğu yerdir. Parmak kıvrımlarımız kuvvetin olduğu yönü gösterecek. Baş parmağımız da torkun yönüdür. Yeniden söylüyorum. Avucum dönme yönüne bakacak, dönme noktasına bakacak. Parmak uçlarım kuvveti gösterecek. Baş parmağım da torkun yönünü belirleyecek arkadaşlar. Torkun yönüdür. Hadi gelin uygulayalım. Bakın elimi koydum. Avucum nereye gösteriyor dikkat edin? Dönme noktasına. Güzel, uydu. Parmak uçlarım kuvveti gösterdi mi? Gösterdi. Bakın baş parmağım nereye gösterdi arkadaşlar? Dışa doğru noktayı gösterdi. Dışa doğru noktayı neyle gösteriyorduk arkadaşlar biz? Şu işaretle gösteriyoruz. Demek ki torkumuzun yönü neymiş arkadaşlar? Buymuş. Şıklarda ne doğru, nasıl yazar bu cevabı? Dışa doğru.
diye geçebilir ya da işaretini koyabilir. Bütün olayımız budur. Formülleri kullandığınız sürecine bir sıkıntı yaşamayacağınıza inanıyorum. Bir tane daha yapalım, bu tork yönü bulmak gerçekten önemli bir mantığı var bunun. Mesela şöyle diyelim, çubuğumuz, duvarımız burada olsun, çubuğumuz şöyle olsun, dikkat edin. Kuvvetimiz de arkadaşlar şöyle uygulansın, bakın F. Şurası D olsun, şurada açımız olsun. Olaya dikkat et. Şimdi hangi eli kullanacağız yalnız arkadaşlar, dikkat edin, sağ eli kullanıyorsunuz. Bakın sağ el. Neydi? Avucum dönme noktası alacak. Bakın baktı. Görüyorsunuz. Dönme noktasına bakıyor mu şu anda, şu noktaya bakıyor mu? Bakıyor. Parmak uçlarım kuvveti gösteriyor mu? Gösteriyor, çok güzel. Bakın baş parmağım ne hareketini yaptı arkadaşlar? İçe doğru bir hareket yaptı. O zaman benim buradaki torkumun yönü nedir arkadaşlar? İçeri doğrudur. İçeri doğru. Bu sene bunun yönü bize sorularak bilgi kontrol edilebilir. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili soru çözümleri yapalım. Pekiştirmeye başlayalım. Sorularımızda devamlı tork formülünü kullanacağız. Ve dengede ise torkun sıfır olduğuna dikkat edeceksiniz. Soruyu başlatalım. Bakın bir çubuk dönme noktası tanımlanmış ve bize söylenen nedir? Ve burada neye dikkat edeceksiniz? Çubuğun ağırlığı var mı yok, ona dikkat edin. Eğer çubuğun ağırlığı varsa, tam ortaya düzgün türdeyse ağırlığı yerleştireceksiniz. Ağırlığı imal edilmiş. Bakın 10 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış. Bize diyor ki o noktasına göre torku bul diyor. Hemen yapacağımız olay ne arkadaşlar? Torkun formülünü yazıyoruz. Neydi? Tork eşittir F çarpı D. Süper. Tork. Uyguladığımız kuvvet ne kadar? 10 Newton. Dönme noktası olan uzaklık ne kadar? 2. Bir de burada ne vardır arkadaşlar? Çünkü kuvvet dik olmak zorundadır buraya. Biz buraya dik bileşen almak zorundayız. Buradaki dik bileşen de nedir arkadaşlar? Sinüstür, unutmayın. O zaman buraya bir de ne alıyorsunuz? Sinüs 30 alıyorsunuz. Burada unutmamamız gereken nedir arkadaşlar? Bu kuvvet uzaklıkla kuvvet arasındaki açı hep 90 derece. Dik bileşen olmak zorunda. Yani gizli olarak burada ne vardır arkadaşlar? Bir sin alfa vardır. Buradan işlemleri yaparsak 10 çarpı 2 çarpı sin 30 da 1 bölü 2 olduğu için torkumuzun 10 Newton metre olduğunu yakalarız. Birinci olay neymiş arkadaşlar? Dönme noktasını tespit edeceksin ve kuvvete dikkat edeceksin. Kuvveti devamlı dik almak zorundasınız. Yani şu dik bileşen olacak. Hocam dik bileşen nasıl bulunur? Kuvvetin sinüs bileşenidir o. Unutmazsan süper. Diğer örneğimize geçelim. Bakın arkadaşlar dikkat ettiniz ki kuvvet burada dik gelmiş. Torka girdik. Neye dikkat edeceğiz? Ağırlığı var mı? Yok diyor hocam. Süper. Hadi alalım torkumuzu. Kuvvet ne kadar? Formülü yazalım. Alışkanlığı elde edinelim. Şu sinüsü de yazalım arkadaşlar. Vektörel olduğunu unutmayacaksın. Uyguladığın kuvvet ne kadar? 10. Kuvvetin dönme noktası olan uzaklığı ne kadar? 2. Kuvvetle çubuk arasındaki açı hocam sin 90. Süper. Sin 90 nedir? 1'dir. Ne çıktı? 20 Newton. Yapıştır cevabı. Güzel. Hadi bakalım bir örnek daha yapalım. Şimdi arkadaşlar, torkun bileşke yönü soruluyor. Dikkat ederseniz bir sürü kuvvet uygulanmış. Ben yine burada neyi arayacağım? Bu çubuğun ağırlığı var mı yok mu? En önemli nokta burası. Ağırlık var mı yok mu? Şimdi hocam ne yapacağız? Dikkat ederseniz bu aşağı doğru döndürür. Bu yukarı doğru döndürme hareketi yapacak. Bunun gelen torkunu bulalım. Bu birinci T1'i belirleyelim. Kuvvet F. Dönme noktası olan uzaklık ne kadar? 3D. Açı sin 91. Aşağı doğru torku yakaladım. Şimdi şu tork 2'yi yakalayacağım. Aa, burada ne gördüm hocam? Kuvvet eğer dönme noktasına uygulanıyorsa tork 0'dır. Süper. Bunu unutamazsın. O zaman bizim buradaki bileşke torkumuz nedir arkadaşlar? Aşağı doğru 3F'dedir. Hocam yönü nedir diye sorarsanız, sağ el kuralını kullandığınız zaman avucunuz buraya gösterecek. Dört parmak da şu aşağı gösterecek arkadaşlar. Baş parmağın içeri doğru olduğunu göreceksiniz. Buradaki de çarpı olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar bu sağ el kuralını çekimini göstereceğim size. Oradan dikkat edersiniz. Sağ el nasıl kullanıldığı önemlidir bizim için. Şimdi belki şunu düşünmüş olabilirsiniz. Hocam şu kuvvet şu noktaya değil de şuraya uygulansa ne olurdu? İşte fizikteki başarı böyle gelir arkadaşlar. Üçüncü adım böyle çalışmak zorundadır. Bilgi sarmalı kullanılıyor burada. Soru içinde soruyla oynayacaksın. Hemen oynayalım. Zaten size istediğim bu. Hemen silelim bunu. Başka bir soru kuralım kendimize. Bakın bu gitti. Bunların hepsini yok ettik arkadaşlar. Düşünün. Kalem değiştirelim.
Çalışırken de hep böyle çalışın. Bu kuvvet varsayalım şöyle olsaydı. Ve yukarı doğru da ne olsun hocam? 4F olsun. Şimdi yapacağımız olay ne? Hocam bunun torkunu alacağım. Alalım tork 1. Nedir? F çarpı 3D. Süper cepte. Hocam bunu da bulmak istiyoruz. Hadi bulalım. Tork 2. Kuvvetin ne kadar? 4F. Uzaklık ne kadar? 2D. Ne çıktı? 8F'd. Bu ne çıktı? 3F'd. Bileşke sordu. Yukarısı büyük olduğu için torku nedir arkadaşlar? Bileşkesi yukarı doğru nedir? 8'den 3'ü çıkardığımız zaman 5F'd. Hocam torkun yönü nedir? Sağ el kuralı kullandığınız zaman arkadaşlar 4 parmak şu yukarıyı gösterecek. Çünkü bileşken buraya doğru. Avucum burayı gösterecek. Baş parmak nereye doğrudur? Size doğrudur. Nokta olduğunu yakalarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi görselde anlattığım sağ el kuralını kullandığınızda çok rahat yaparsınız. Teknikleri unutmayın arkadaşlar. Bir soru içinde oynayabildiğiniz kadar oynayın. Mesela yeniden çalışalım. Mesela hocam kuvvet buraya uygulandığı sıfır dedin. Şöyle uygulansa sıfır der miydin? Derdim tabii ki. Çünkü bu kuvvetin uzantısı nereden geçiyor? Torktan geçiyor. Dönme noktasına geçiyor. Tork sıfır oldu. Bir soruyla 10-15 tane bilgiyi pekiştirebiliriz arkadaşlar. İnelim bir soru daha görelim. Toplam tork isteniyor bizden. Süper. Dönme noktam bulundu. Birinci nokta yakalandı. E hocam ne yapacağız? Tork alacağız. Şunun torku buraya doğru. Bununki ters olduğunu gör. Bak bu buraya doğru. Bunu artı kabul et. Bunu da eksi kabul et. Kabul et. Sana kalmış. Başlayalım. Tork 2'yi belirleyelim önce. Nedir? 6 çarpı şu uzaklık ne kadar arkadaşlar? 5 metre gördünüz. Şu açı hocam lazım. Tabii ki burası 53 derece olduğu için sin 53 nedir? 0,8. Süper. 5'ler gitti. Buradan ne kaldı? 24. Cepte. Hocam tork 1'i bulalım. Bulalım. Kuvvet 10. Bakın sakin yapıyorum. Uzaklık ne kadar? 10. Açı sin 37. O da nedir? 3 bölü 5. Ne çıktı buradan? 30, 5, 6. Bu da 60 çıktı. Hocam ne yakaladık? Bu tarafa doğru 60 yakaladım. Bu tarafa doğru 24 yakaladım. Bunlar zıt olduğu için ne yapacağım? Bunları birbirlerinden çıkartacağım. Ne çıkacak arkadaşlar burası? 36 Newton metrelik bir tork olayını göstereceğim. Bakın değişik bir soru. Tork ilişkisi verilmiş bize. F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanmış. O noktasına göre bunların torkları birbirine eşitmiş. Yani T1, T2, T3 birbirine eşitmiş. Güzel, bunu yakaladım. Kuvvetler arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar buradan bir sürü teknik kullanabilirim. Önce normal bir işlemle yapayım. İşlem mantığından ne? Sonra formülü düşünerek kullanacağım. Zaten en önemli şey bizim öğretmek istediğimiz formülü düşünebilmek. İşlem yapmadan kurtarmak yorum sorularını. Hadi bakalım birinci önce T1'i bulalım. T1 burasıydı gördüğüm kadarıyla. 1. T1. Kuvvetim ne kadar? F1. Dönme noktası olan uzaklık ne kadar? 2D. Tamam bu bitti. T2. T2 bu. Kuvvetim ne kadar? F2. Uzak kuvveti taşıdım. Taşıma hakkını elde ettim. Uzaklık ne kadar? D kadar. Süper. Taşımanın amacı nedir? 90 yakalamak. Geldik şuna. Siz söyleyin. T3. Kuvvetim ne kadar? F3. Şu kuvveti buraya kadar taşıdım. Şu açı 45 derece olduğunu göreceksin köşe olduğu için. D çarpı sin 45'dir arkadaşlar. Kök 2 bölü 2'dir. Bunların hepsinin birbirine eşit olması gerektiği söyleniyor. Neden? Çünkü torklar eşittir diyor. O zaman hepsinde de aynı sayıyı yakalamaya çalışalım. Öyle düşünün mesela. Ne olsun mesela? 10 olsun. Öyle düşünün. Bunun 10 olduğunu düşünürsek, bunların hepsinin 10 olduğunu düşünürsek. Bu matematik tekniği arkadaşlar. Bu size kalmış. Bakarak da yapabilirsin. F1 buradan ne çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Böldüm. Burada ne çıkar arkadaşlar? F2. Hocam 10 çıkar. Süper. F3 de çıkar arkadaşlar buradan. 20 bölü kök 2 olduğunu görürsünüz. Bundan sonrası nedir arkadaşlar? Sizin büyüklük küçüklük ilişkinizdir. F3 F2 F1 arkadaşlar. Buradaki ilişkiyi rahatlıkla ne yapabildik? Rahatlıkla kurabildik. Peki arkadaşlar devam edelim. Bakın torkların oranı sorulmuş bize. Nereye göre? O noktasına göre. Güzel. Gelin başlayalım. T1'i yakalayalım. T1.
Eşittir. Şimdi kuvvetlere bakalım. Kuvvetler yalnız eşit büyüklükte. Unutmayın bunları. Bunlar önemli. Şimdi şu F1'e dikkat ederseniz arkadaşlar. F1'i şuraya kadar taşıyalım. Taşıdık hocam. 90 dereceyi gördünüz mü? Gördük. O zaman yazıyoruz. F çarpı şu uzaklık ne kadar? Hocam köşegen bu. Kök 2. Doğru. Kök 2. Açı da sin 90. Tau 2'ye geçelim. F2. F2 kuvvetini buraya taşıdım arkadaşlar. F çarpı şu uzaklık ne kadar? 1. Taşıma hakkını elde ettim. Çünkü 90 derece yakalamak zorundayım. Oranladık ne çıktı buradan? Kök 2. Hocam bunların yerine neden FF aldın? Bakın ne diyor? Eşit büyüklükte olduğu bize ne yapılmış? Söylenmiş arkadaşlar. Basit bir hareketle yapabildik torkların oranını. Bakın bize ne sorulmuş arkadaşlar burada? Sürtünmeler imal edilmiş. O noktası etrafında bir levha dönebiliyormuş. F1, F2, F3... F4 kuvvetleri şekildeki uygulandığında F3 kuvvetinin büyüklüğü F kadardır. Tamam, güzel. O noktasına göre toplam torklar nedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi F3 kuvvetinin büyüklüğü F olduğu söylenmiş. F3 kuvvetini bulalım burada, şurası. Şimdi bu F3 kuvvetinin torkunu alalım. Başlıyoruz. Yani sırayla ben T1'i, T2'yi, T3'ü ve T4'ü bulacağım. Önce verilenden başlayalım. Şunun torku nedir arkadaşlar? Kuvvetimiz F. Şu kuvveti yukarı taşıdım. Uzaklık ne oldu? 1 oldu. F çarpı D yakalandı. Süper. Hocam F2'yi görüyorum. Evet F2'nin boyu ne kadar? 2 olduğundan kuvvet 2F. Şu 2F'yi buraya taşıdık. Uzaklık D oldu. Bunu da yakaladım. Hocam bu F1'i ne yapacağız? Şimdi F1'leri arkadaşlar taşıyıp açılarla uğraşacağımıza bileşene ayırıyoruz. Bunun burada bileşeni şöyle. Bunun da burada bileşeni şöyle. Şu dönme noktası eşittiği için 0. Boyu ne kadar? Hocam 2. Süper. Uzaklık ne kadar? 2D. Bu da ne çıktı? 4F'd. Bu da cepte. F4'e geçtim. Ne yapacağız arkadaşlar? Taşıyıp bileşenlerini ayırabilirim. Şu kuvveti aldım. Şuraya kadar taşıdım. Dikkat edin. Dediğim gibi bir sürü tekniği var arkadaşlar bunlar. Aynı hizada taşıdım. Şimdi şu F4'ü olduğu yerde bileşenlerini ayırıyorum. Ayırdım. Şu 0 oldu. Bunun boyu ne kadar? F kadar hocam. Uzaklık ne kadar? 2D. Bu da cepte. Hocam bunları şimdi toplayalım mı? Sakın. Yönlere bakacaksın. Şimdi yön çalışması dediğim gibi saatin dönme yönünü artı alırsın. Ters yönünü eksi alırsın. Bu nereye doğru dönüyor arkadaşlar? Saat yönünde bunun işareti artıymış. F1'in artı olduğunu gördüm. F2 burada mı? Bunu görelim. F2 ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle dönüyor. Ters yönde eksi. F3 nasıl dönüyor arkadaşlar? O da ters yönde dönüyor. Eksi. Peki hocam bu nasıl dönüyor? Şimdi bu da bakın arkadaşlar şu da şöyle dönüyor. F4 de ters yönde dönüyor eksi. Bu kadar. Şimdi bunları hallettiğimiz zaman işlem bitecek. Artı eksi. Burası 2F ne etti? 4. Bunlar eksi eksi olduğu için 2, 3, 2 de burada 5. Demek ki benim cevabım eksi F'de olduğunu yakaladım. Bütün olay bu arkadaşlar. Dediğim gibi torkları aldıktan sonra artı ve eksiliklere dikkat ederek rahatlıkla çözebiliyoruz bunları. Bakın zor bir soru. Yazılı çıkabilecek soru türüdür bunlar. Mesela AYT sınavlarında da çıkabilir. Önce cismin ağırlığın 60 N olduğu söyleniyor. Tabi burada düzgün türdeş olduğunu söylemesi gerekiyor. Demezse bu iş olmaz. 60 N ortaya koyduk. Şimdi hocam ne yapacağız? Tork alacağız. Ne diyor bana yalnız? En küçük kuvveti soruyor. En küçük kuvvet nedir arkadaşlar? Dönme noktasından en uzak noktaya gideceksin ve 90 derece seçeceksin. Bu özel bilgidir. Bu en önemli yer burasıdır. Hocam tork almaya başlamak istiyorum. Alalım torkları alalım. Şimdi dengede olduğuna göre ne yapacağız? Kuvvetin torkunu ağırlığın torkunu eşitleyeceğiz. F çarpı şu uzaklığı bulabilir miyiz? Buluruz hocam. Bu 0,5 ise burası nedir canlar? 1,5 metredir. Burası ne? 2 metre. O zaman buranın ne olduğunu gördük arkadaşlar. 25 olduğunu gördük mü? Gördük. 2,5. 2,5 olduğunu gördük. Şimdi tork aldık. F çarpı 2,5. Eşittir. Ağırlığın torkunu alacağım. 60 çarpı. 60'ı ne yaptım? Dik uzaklık kurdum. Şu uzaklık ne kadar? Şurası 2 ise burası nedir? 1 metredir. 1'i de buraya yapıştırdım. Ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı. 2 ile 60'ı çarptık. 120'yi 5'e böldük. Ne çıktı? Uygulayacağım en küçük kuvvet 24 N olduğunu gördük. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Bir tane de ip gerilmesi yapalım.
Ağırlığı önemsiz diyor. Yine yakaladık bunu. Ne diyor? Gerilmelerin oranı nedir diye soruyor. Hemen bir yere göre tork alalım. Çünkü denge şartı. Aşağısının torku kime eşit olacak? Yukarı eşit olacak. Aşağıya torkluyorum. P çarpı 1, 2, 3, 4, 5 artı P çarpı 1, 2, 3 artı 4P çarpı 1. Bitti aşağısı. Eşittir. T1 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadar. 5 tane burada, 3 tane burada, 8, 4 tane burada, 12. Böldüğüm 6'ya T1 ne çıktı? 2P. Hocam 2P'yi buldun. Süper. Hocam T2 bulmak için buraya mı tork alacağım? Evet. E başka tekniği de var. Onu da alsan olur. Alalım hocam. Hadi görelim. Şuraya göre tork alalım T2 bulmak için. P çarpı 1 artı P çarpı 3 artı 4P çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eşittir T2 çarpı 6 hocam. 1 tane, 3 tane, 4 tane, 24 tane. 24P'yi 6'ya bölersek T2 ne çıktı arkadaşlar? 4P olduğunu gördük. Bunun da 4P olduğunu yakaladık. Hocam diğer türlü nasıl yapmayı düşünüyordun? Aşağıdakilerin toplam ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 6P. O zaman yukarısının da toplamı 6P olmak zorunda. Bu da süper bir kuraldır. Unutmayın. Torkun mantığını unutmayın arkadaşlar. Torkun formülünü bileceksin. Vektörel olduğunu bileceksin. Ve dengede olduğunu gördüğün zaman toplam torkun sıfır olduğu ve x eksenindeki y eksenindeki kuvvetlerin de birbirine eşit olması gerektiğini unutmayacağız.